Selam arkadaşlar, hepiniz kanalımın bir videosuna daha hoş geldiniz diyorum ve Alloy'u da dünya birincisiyim. Zaten hepiniz biliyorsunuz Alloy'e ve Alloy'e buff geliyor. Daha gelmedi ama ilah sindirine buff geldi arkadaşlar ve ilah sindiren de Alloy build'ine bu videoda yapacağım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Girdiğim ürünleri de ekranda görüyorsunuz. Ben ortak seviyorum. Karşımızda ya maymun ya pantheon var, ikisinden biri gelecek. İkisinde tutuştur var, ona göre oynamamız gerekiyor. Dikkatli oynayacağız ve işlerinden geçeceğiz, merak etmeyin. Evet arkadaşlar, Alloy'un skill'lerini artık bahsetmeye gerek yok. Şu kanalda en az 50 tane Alloy videosu var. Şöyle diyeyim size arkadaşlar, bu aralar kanala az like geliyor. Like'ların hepsini 1000 üstü tutmamız gerekiyor. 10.000 izlensek bile 1000 like zor geliyor. Sizden tek isteğim, kanalın önerilmesi için şu an video like ve yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben size elimden geldiğince öğretici içeriklerle devam edeceğim. Ve analiz videolarına alımları Discord'dan yapıyorum. Altta açıklamada Discord'dan linkim var. Analiz videolarına da sevdiniz devam edeceğiz deyip hop tak puşluyoruz burayı arkadaşlar. İlk 2 level olmak önemli. Karşımdaki adam farm kaçırıyor. Nerede? Pantheon geldi arkadaşlar. Bizim blue gitmiş olabilir bu arada ya. Bir fikrim yok ama gitmiş de olabilir arkadaşlar. Adam çünkü alttan geldi. Hani bizim blue gitmişse Morgana'ya yazık oldu. Morgana'da doğum bu arada arkadaşlar. Videoları rahatlatsın diye alıyorum. Yani şöyle intleyen AFK kalan sayısını azaltmak için. Hani daha güzel bir video çıksın diye. Ne çok kasıyor, ne milleti öldürüyor. Zaten bu evden bir oyuncu, 1v1'i kazandık. Gördüğünüz gibi Allah'ı 2 level. Erken 2'yi aldığım zaman Pantheon benimle fight atamıyor ve tutuştur girdi. Tutuştur girdiği için de şans yok, ammu geldi. Evet, bizimkinin blue'sunu almışlar arkadaşlar. Şu ammuyla da dövelim. Ammuyu da gördüğünüz gibi dövüyorum. Skill kaçırdı ammu, ne yapıyorsun kanka? Hop, Pantheon da 2 oldu. E'mi atacak. Hayır, E'yi açmamış arkadaşlar. Onu da dövdüm. Pantheon da ölmek üzere. Ammu da öyle aynı şekilde. Güzel, güzel. İkisini de base'e göndermeyi başardım. 2v1 bile gelse Allah'ı fark etmiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi E açılsa E çekip ikisinin de işini bitireceğim. Şöyle şunu kesmem lazım önce. Önce minyonları arkadaşlar yavaş yavaş puşturuyorum. İkisi de burada. Bizim Morgana da karşı buraya gitmiş. Şimdi şöyle, ben biliyordum bizim Blue'nun gittiğini. Ya tentekil koyduğum için arkadaşlar Blue'yu çok koruyamıyorum. Genelde Allah'ı oynarken ama bakmam lazımdı, evet. Buraya ammu gelecek gibi hissediyorum. Ammu redini aldıktan sonra burada ama şimdi Pantheon'un tutuşturu gitti. TP'si yok. Burada ölsem bile TP ile gelirsem worth olur benim için. Şöyle E çekeceğim. Aa, nasıl çekemedim? Arkadaşlar ben şimdi ammuya ölmemek için base atıp TP'yi atacağım. Neden derseniz böyle yapmanız gerekiyor bu oyunda. Şimdi TP avantajımı kullandığım zaman Pantheon'un oyun bitecek. Zaten farm 8-14. Hemen öne geçeceğiz. Şimdi base atıyorum. Adam tutuşturu kullandı. Sıra benim şovumda. Hemen ne alıyorum? İlah sindiren gidecektik. Şu itemi aldık. TP atıyorum. Ne yapacaksın kanka? Şimdi Pantheon anlat bakalım, ne yapacaksın? Hatta ben burayı dondurmayacağım. Adamın üstüne pushlayıp adamı darlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir de E çektim. Pantheon'cum geçmiş olsun sana. Çünkü o E senin ölümün olacak arkadaşlar. E adamı bırakmayacak, adam farm da alamayacak. Bu maçı Pantheon'un kazanması imkan yok. Neden arkadaşlar? Çünkü tutuştur girmiş ve beni kesemedi. Şu an TP avantajımı da kullandım. Şu an sadece Pantheon'u dayak manyağı yapacağım. Şöyle hemen bir W vurduk. Gördüğünüz gibi kuleden dayak yiyebilirim, sorun yok. Ama ikinciyi yersem sıkıntı ama peksimet giriyorum ve müsibet girdiğim için rahatım. Yine sıkıntı çekmiyorum gördüğünüz gibi. Hemen şurada burayı da ittirdik. Hemen şurada E'yi çekiyorum. Gördüğünüz gibi E'leri hiç affetmiyorsunuz. E'ler Alloy'un her şeyi. Buradan da 25 altın aldık. Pantheon sürünmeye devam ediyor. 13'e 29 CS gördüğünüz gibi. Adam dayak manyağı olmaya devam ediyor. Şöyle hop tak. Adama değseydi güzeldi. Adam yemiyor, bunları dojluyor. Önemli değil, dojlasın. Şöyle de devam edeceğim. Benim o tentekili bir daha kesmeye çalışırsa seni keserim Pantheon. 6 level'ı bekliyorum. Adam XP falan alamıyor. Hiçbir şey alamıyor zaten gördüğünüz üzere. Şöyle dojlayacak diye düşündüm ama dojlamadı. 5 level. Tamam, bekleyelim. Ammu da botta. Adam farma da daha iyi gelemiyor. Şuradan hemen girdiğim dün de patlattım. Tarihi de patlatmayı unutmayın. Önemli. Alsın onu, sıkıntı yok. Tamam. Şimdi Alloy'u da başka ne yapacağız? 34'e 17. 2 katı CS'e çıkmışız. Zaten yapmamız gereken hareket bu. Genelde bakın Alloy'u analizde yaptığım gibi adamın üstüne pushluyorum ama temkinli pushluyorum. Ward atmama gerek yok çünkü ben bunun yerini biliyorum. Yani jungle'ım da bu sayede kolayca temizleyebiliyor. Çünkü bende push var. Pantheon hiçbir türlü oraya gidemiyor ve Pantheon'un canı görüyorsunuz. Zaten gitse bile ölecek gibi duruyor. Plate'i de aldık. Şöyle bir de E'ye çekelim. Pantheon artık sana bay bay kanka. Artık base'e doğru yol alırsın herhalde. Ammu'yu çağıracak şimdi derken Ammu'nun yerini yine gördük. Bakın bunlar çok önemli hamleler. Ammu'nun yerini biliyorsanız ona göre oynamanız gerekiyor. Şimdi devam edeceğim buradan. Şimdi şöyle bir E'ye çekersem öldü bu arada. R'ye flash yapabilirim ama mana mı yeter mi? O önemli. Ah be. Hop. Ah, manam yetmedi. Evet arkadaşlar, manam yetse öldürmüştüm. Normalde R'ye flash bastım.
O tık sesini duydunuz değil mi? O tık sesi her şeyi anlatıyordu. Önemli değil, önemli değil. Biz zihnimizi eziyoruz. Devam edeceğiz şimdi. Bekleme süresinde azalma ve pırıltı aldım. Bu da işimize yarayacak. Gerçekten arada fail yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Devam adamların içinden geçmeli. Let's go. Şimdi arkadaşlar adam 27 CS. Ben 47 farmım. Adam 27 farm. Adam kill alsa da önemli değil. Lex'te öndeyim. Farmda öndeyim. Umurumda değil. Lane'i donduracağım. Şimdi buraya ultiyle gelir en fazla. Ultiyle gelmezse çok farm kaçıracaktır. Şöyle bak. 3 ve 3 minyon tutacak şekilde donduruyorum. Dondurdum. Tentakil çıkartacağım ve ultim var. Biliyorsunuz ultimin olması büyük bir avantaj. Adam da ultiyle gelirse beni kesecek damage'e ulaşamaz. Çünkü Allah'ı tank gidiyorum. Hortlak rune'u girmemin sebebi de bu. Tank kasmayı seviyorum çara. Tank kastığın zaman adam seni kesecek damage'e ulaşamıyor ve adam karından ölüyor arkadaşlar. Devam edeceğim. Şunu da temizlemem lazım burada. Şöyle temizledim. Ben bunun buradan buraya vuracağını hesaplamamıştım ama önemli değil. Devam ediyoruz. Zeyn'i dondurdum. Farm 28'e 53. Çok daha öndeyim. Bekleyeceğiz artık adamın gelmesi. Böyle farmları last atacağım gördüğünüz gibi. Arada kaçırabiliyoruz. Allah'ı biraz anta abi çar. Lane'i de pushlamak istemiyorum. Bekleyeceğiz böyle. Pantheon elbet geldiği gibi içinden de geçeceğiz. Evet arkadaşlar sonunda geldi. Bana giremez. Girdi mi? Eyvallah kankam. Girdin ama şimdi hop girdi içim arkadaşlar. Pantheon'a bir elveda der misiniz? Ben dedim bile sizin anınıza. Orada tentakil de hızlı vuracak oraya. Evet hızlı bu tekli de oraya vurmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi Pantheon flash attı hop. Tamam. Q flash olsaydı arkadaşlar. Tık öyle de yapabilirdik ama gerek yok. Flash'ım da yok. Devam ediyorum hemen gördüğünüz üzere. Pantheon'un oyun bitti. Base atmaya çalışıyor burada. Neden? Çünkü ultiyle gelecek. Hemen orada da bir slow yedi. Buradan plate alıp geri çıkacağım. Neden geri çıkacağım arkadaşlar? Çünkü adam ultiyle gelecek. Hemen burayı bir wave daha pushluyorum. Bakın bir wave daha pushlayıp adamla fight girmeyeceğim. Hemen pushlayacağım. Aslında şu iki tane tekil arası girilebilir gibi. Ama riske gerek var mı? Yok arkadaşlar. Hemen geri çıkıyorum. Adam XP'ni kaçırdı. 28'e 72 farm. Düşünsenize farkı. Hemen ulti atacağını söylemiştim zaten. Ultiyi de atla atla şuraya girsek. Şurada bir E çeksem iki tane tekil arası nasıl olur? Şunu kesmeye gelecek diye düşünüyorum. Kesmeye gelirken tam iki tane tekil arası. Tam buna gelirken. Hop! Birden arkadaşlar sürpriz. Geri geldim. Dedik hemen de dövmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi adam pişman oldu böyle tentakil kesmeye çalıştığına. Canını ufak bir indirdik. Amma gelirse ultime ihtiyacım var. Ultisi ikisini kesemem. Devam edeceğim. Yani bu Allah'ı oynarken genelde adamı kesmenize gerek yok. Dediğim gibi her zaman dediğim bir şey vardır. Adamı farmla ve cebelleşmeyle öldürüyorsunuz. Hemen burayı da fışladım. Farmda yine öndeyim. 35'e 78 demek adamın iki katından fazlayım. Amma ejderde. Ben de hemen base'imi attım arkadaşlar. Bunu alacağım. Yılasinlerinin bitmesine az kaldı. Hemen de tapa koşuyorum. Evet arkadaşlar şimdi lane'e geldim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şu an 0-1 olduğuma bakmayın. Skor oyunda hiçbir şeydir. Zaten bunu hepiniz biliyor olmanız lazım. Skor önemli değil bu League of Legends oyunda. Bu arada dünya birincisi olduğumu da başına eklemiştir zaten. Ettörenes. Derken Pantheon bir de gitmiş hemen burayı pushluyoruz bir daha. Kuleyi alacağız. Mid'de kill almazsa iyi olur. Kill almış. Önemli değil. O da önemli değil. Sıkıntı değil. Görüne görüne orada öldü. Hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi 45'e 87 iki katı CS'imiz var yine. 90 olunca iki katı olacak direkt. Adam bezmiş durumda. Tapta hiçbir şey yapamıyor. İstediklerini yapamıyor. Ben de hemen üstüne üstüne pushlamaya devam ediyorum. Şimdi kuleyi de alacağım. Buradan geçecek misin gerçekten kanka? Evet arkadaşlar geçiyor ve artık base'e gitme zamanı. Hatta bakın Tentekin'in vuracağı zaman R attı. Pantheon da öldü orada büyük ihtimal. Tentekin'im hızlı vuracak. Aa ölmedi mi ona? Nasıl ölmedi ya? Adama bak. Adam hızlı koşuyor galiba biraz. Bu da base'e gitti arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi Pantheon 10 can. Amma 10 can. İkisi birden 10 can sürünüyorlar. Hemen Pantheon'a da bir tane vurmak istiyorum derken. Hop öldün kanka. Pantheon'u öldürdüm. Wukong maymun da gelmiş arkadaşlar. Ondan da E çektim. Sıkıntı yok. E çektiğim için görünüyor. Görünmezken bile. Öldüm ama Morgana'da onu öldürecek arkadaşlar. Güzel. Morgana'da onu öldürdü. 3v1 atıyoruz tapta. 3 aynı anda gelse 3'te 3 atmıştım ama sorun değil. İlah sindiren bitti. Şimdi ayakkabı alıp tekrardan top lane'e koşup işlerinden geçeceğim. Let's go. Bu arada arkadaşlar Pantheon'un TP'si yok. Benim var ve farm almaya da devam ediyoruz. Ve adam alamamaya devam ediyor. Hemen ne yapacağım? Agresif oynamak istiyorum. Benim kanım kaynıyor çünkü Allah'ı oynarken. Sizin de büyük ihtimalle kaynıyordur. Hemen bu tentakil kaybolmadan TP attım diyeceğim. Kayboldu. Bizim takım da orayı kesmiş. Hemen devam edeceğiz buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ammu taptan çıkmadı. Bir de üstüne bu konk geldi derken Pantheon orada devam ediyor. Biz kuleyi alalım. Arkadaşlar böyle durumları çok önemsemeyin. Allah'ı antal biçer. Her yere koşamaz. Biraz kule almanız lazım. Ya kuleyi aldıktan sonra üstümüze çekerek oynayacağız. Hani böyle bu dakikada mide gideyim. Şunu yapayım bunu yapayım. Çarı değil açıkçası. Hemen kuleyi alacağız. Şöyle minyonları da kaçırmıyoruz. Zaten minyonları kaçırmama çarı. Çok kolay bir çarı yönden. Hemen 160 altın daha aldık. Buradan da devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kulenin de 400 canı kaldı. İlk kuleyi
almak üzereyim. Alabildim mi? Evet arkadaşlar, ilk kuleyi de rahat bir şekilde aldım. Devam ediyorum. Şöyle şurayı da puşlayacağım. Şöyle tak diye buraya da puşladım. Buraya da bir tentekil çıkardık. Pantheon'u darlamaya devam ediyorum. Pozisyonum çok güzel. Şimdi tentekilleri dediğim gibi çıkartacağım. Yine Allah'ı da biliyorsunuz, tentekiller her şeyi. Adam bunu yediği an kaçmaya devam ediyor. Şimdi ise dayak yemeye devam edecek orada. Gördüğünüz gibi adam kule altından çıkamıyor. Şimdi 3 kişi bana gelirlerse hayatlarının hatalarını yapmış olurlar, ama Lulu ve Twitch gelirse de flash'ım var. Sıkıntı yok, hallederiz. Biliyorsunuz Allah'ı da flash çok önemli diyorum her zaman. Evet, adamı yine base'e gönderdik. Adamın canı ortada, bir daha gelemez. Burada dayak yiyen bir Pantheon, iki kule arası oynayan biz çok da rahatız. Arkama yaslandım. Şurada bak, tentekil bekleme süresine girmeyecek hiç. Arkaları da yerleştirin, çünkü kaçarken bile sizi kovalayabilirler. Kaçtığınız yere çekebilirsiniz adamlara. Bunlar önemli ayrıntılar arkadaşlar. Analiz videomu da zaten görmüşseniz, Allah'ı oynayan takipçime bunları söylemiştim. Tentekilleri yerleştirmek önemli diye. Pantheon zaten farm alamıyor şu an, gördüğünüz gibi. Birinin gank gelmesi lazım, ama biri gank gelirse ikisini kesebilirim. Evet, bu Kong geliyor gördüğünüz üzere. Çektim E'yi, Ammu da geliyor. Güzel güzel, severiz. Olur olur, yeriz yeriz. Olur olur olur. Evet arkadaşlar, Ammu da girdi, hop 1'e. Bu Kong görünecek zaten. Dediğim gibi hop, bu Kong öldü. Hop, Pantheon da öldü arkadaşlar. Gel seni de öldürürüm. Gel Ammu çocuk, gel. Ah arkadaşlar, W bassaydım yerine onu da kesmiştim. Üçüncüyü de kesiyordum gördüğünüz gibi. Ama üçüncüyü de İrelia benim yerime kesti. Helal olsun İrelia. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyun çok kolay, hiçbir şey yapmıyorum. Ama bot lane'de 3 kişi mi öldüler? Evet, 3 kişinin Twitch ölmesi hiç hoş olmadı. Ama halledeceğiz arkadaşlar, devam. İrelia benim farmları almasa daha da hoşuma gidebilirdi. Farmları aldı ama sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, İrelia tapu puşladığı için ben mid'e gidiyorum. Mid'i benim almam gerekiyor, çünkü tapu puşlamış. Tapu puşladığı zaman mid'iniz, siz de gidip mid'i almanız gerekiyor. Level farkı da 3 level diff atmışız. Farmı bakmıyorum bile. Yani adam 50 farm olsa arkadaşlar, adama 78 CS fark atmışız ve geldi mi de. Hoş geldin kankam. Beni seviyor ya bu Pantheon. Beni seviyor arkadaşlar. Beni seviyor. Gerçekten beni seviyor yani, bakın. Hop, birden D'ye çektim. E ne yapıyorsun kanka? Kaçıyorsun değil mi? Kaç bakalım. İlasinlerim de bitti. İçinizden geçmeye geldim ben. Bu arada midde de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çarı çok yerde tantikil çıkartabildiği için ve dar koridor olduğu için çok rahat adamları kesiyor. Söyleyeyim bunu. Şimdi bekleyeceğim. Demeyi içemesi için. E, gireceğim mi kankam? Oo arkadaşlar, kalabalık gelmişler. Benim de E atamadım. Öldüm ben. Evet. Tamam okey. Lulu'yu da aldınız demek. Gelin bakayım. Bizimkiler de Drake almış. Hatta Ammu'yu da kesti. Word, word, word. Twitch'te, tapta. Sıkıntı yok. Bizim için word arkadaşlar. Birazdan onlar da beklesin. Onların da bir içinden geçelim artık. Bu arada arkadaşlar, bu oyuna Merkür'ü de alabilirdim, ama ben çok güçlü olacağını düşünmedim Ammu'yla Lulu'nun stanının. Ama Twitch o zaman kill almamıştı. Şimdi Twitch kill aldığı için İşler biraz değişti. Belki ileride Merkür'e dönebilirim, ama şu anlık itemimi tapta X almaya gidiyorum. Anlattığım bu olay. Hiçbir yerden X kaçırmayacaksınız. Her zaman X'leri almaya gidiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi gidiyorum. X alıyorum. Flash'ımla gelirse Twitch'i de çok kolay yok ederim. Şimdi mid'e gitmek yerine önce tapı ittiriyorum. Sonra mid'e gidiyorum. Bu takipçime de söylemiştim zaten, analiz ettiğim. Öncelikle lane'lerin push'u önemli. Mesela bot lane'de birinin gidip push'laması gerekiyor. Bu wave'i, ama kimse gitmiyor bizim takımdan. O yüzden sıkıntı. Ben burayı push'layacağım hemen. Hemen puşladım arkadaşlar, mid'e doğru gidiyorum. Burada adamlar kaybedecek gitmezlerse buraya. Hemen ben burayı puşlayıp mid'e doğru yöneldim. Şimdi buraya da bizden biri gitse çok daha hoş olacaktı, ama geliyorum. Aa, tuttum organı birine. Özellikle Lulu'yu tutmuş, en önemli hedefi tutmuş. Lulu ölürse arkadaşlar karşı hiçbir şey yapamaz. Çok güzel. Ben de Pantheon'da neye çektim, bekliyorum birazcık. Bu arada bizde Zillion var, artı Morgana var. Rahat edebiliriz, bakın mid'e toplaştık. Wukong orayı ittiriyor, birinin oraya gitmesi lazım ama kimse gitmiyor. Ama ne yapıyor? Aa, Twitch burada. Twitch'te neye çekmeyi deniyorum? Bakın arkadaşlar, ADC'den çekmeyi deniyorum. Kaçtığı için bir şey olmadı, ama sıkıntı yok, o da bir şey yapamadı. Devam ediyorum bakın kuleye vurmaya. Beni kesemez öyle, kesemezsin kanka öyle. Biz de hemen kuleyi takıma aldırmaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Bottan da Wukong kuleyi alıyor. Şöyle vurmaya devam. Gelin takım, gelin gelin, alalım bunu. Hemen bakın, kuleye baskıyı kurduğum sürece sıkıntı yok. Allo'nun öndeliğini kullanıyorum. 13 level'ım. Karşı koyamaz Twitch bana, 10 level Twitch karşı koyamaz. Devam ediyorum. Geldiği gibi E'ye çekebilirim. O Pantheon direkt atladı. Beni stunlamadı ama hop, Pantheon yandın kanka. Şimdi bu da ölecek büyük ihtimal, ama hop, R attım arkadaşlar. Stun yemiyorum R atarken bir de. Şuradan da bir E'ye çekelim. Tamam, çekemedik. Hemen kaçıyoruz. Ölmemek için R atılmış bir E arkadaşlar. Adam kesmek için değil. Adamları korkutmak için Wukong gelecek buradan. Ona eminiz. Şimdi tapu puşlamam lazım. Tapu puşladıktan sonra bakın, tap bizi itiyor. Yine nereye gidiyorum? Bizi iten lane'e. Orayı iteceğiz. Sonrasında ne yapacağız? Base'imizi atacağız. Lane'lerden koridor X'lerini hiçbir zaman kaçırmıyorum. O yüzden level'ım çok önde derken bizim takım tabii beni dinlemedi. Öldüler. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradayı da ittirdik. Şöyle bir base de atalım artık. Bu arada arkadaşlar, dediğim gibi
RP çekişim devam ediyor. Topluluk kısmından veya açıklama kısmına linki yoruma sabitliyorum. İstiyorsanız 41.000 RP çekişimize katılabilirsiniz. Şimdi ölümün dansı gidebilirim. Çünkü AD hasarları fazla vuruyor. Hatta ben şöyle bir oyunu darlamak için TP atalım. Alamete yönlendirelim takımı. TP ultim de geliyor. Ulti ile birlikte, flash ile birlikte adamların 5'ini bile kesebilirim. Şunu da keseyim hemen. Bakın tentek ile buraya değil şuraya çıkarmak istiyorum tam. Neden? İçeride olmasın dışarıda olsun istiyorum. Tamam şu an güzel yeri. Şimdi adamlar bana yöneliyor arkadaşlar. 9 saniye kaldı ultime, onu bekliyorum. Evet yöneldiler bile, ultimin gelmesi lazım yalnız. Öldürmem için. O yüzden kaçıyorum şu an. Öleceğimden değil ama E çektim Lul'dan. Hop Lul ölsün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Lul'u direkt öldürdüm. Hemen sana da flash attım. Twitch ne yapıyorsun kankam? Twitch de ölecek arkadaşlar. İkisini kestim ama yani 4'ü birlikte gelse çok daha iyi olur. Word word. Bizim için her türlü word. 1v4 hatta. 2 kişi değildi. Tektim. Ama bizim takım orada ölürse çok kötü olur. Sıkıntı yok. Çıktılar oradan. Ammu da botu ittiriyor. Bizim takımın tek eksiği arkadaşlar. Lane'leri ittiremiyorlar. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Evet arkadaşlar. Bota kimse gitmediği için ben gidiyorum. Botta dolu farm öldü yine. Exp olarak geride olmamızın sebebi bu. Mid 11 level. Karşısındaki 13 level. Çünkü hiçbir farm almaya gitmiyor. Mecbur ben gidiyorum. Ben de 14 level'ım. Ben de onun aksine çok yükseğim. Oyunda yüksek level olma taktiği budur. Buraya hemen gelmeniz lazım bu arada. Ejderha 12 saniye. Vereceğiz bunu. Takımdan kimse yürümüyor. Benim ulti geldi ama flash'ım yok. Flash'sız allığı biraz arkadaşlar güçsüz olabiliyor. Ama bu kokta tapta hemen buraya oynayacağım. Aldırmak istemiyorum adamları. Twitch Dulu bana oynayabilir ama ne yapıyorsun Dulu? Evet arkadaşlar Dulu flash atacaktır. Tamam attı. Artık direkt kontrolü bizim elimizde. Hemen koşuyorum gördüğünüz gibi. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim bunu. Hadi çarp güzel at. Çarp yok arkadaşlar bizim burada. Evet çarp yok. Doğru, Morgana yoktu. Burayı kesmeye devam. Hemen E'ye çektim. Devam ediyorum buradan. Damage atmaya. Bu öldü. Tamam. Twitch bana giremiyor gördüğünüz üzere. Twitch'e de gireceğiz birazdan. Öldü bu da. Güzel. 2'de 2 atmayı da başardık. 3'e 2 verdik ama nasıl bir etki sağladık? Güzel. Güzel. Burayı kazandık. Buradan gidebilirim hatta. Bakalım ne olacak. Adamlar duruyor mu orada? Morgana doğru ipuçluyor. Burada adamları yakalayıp kesebilirim. Base'i şöyle bozacağım. Twitch'in de base'ini bozmak istiyorum. Morgana gelirse keseriz. Bekliyorum Morgana'yı. Morgana wave hitlerine kadar oyalamaya çalışıyorum da arkadaşlar biraz zor olabilir. Tamam Twitch tek başına kaldı burada. Twitch'ten de E çektim. Twitch'e de bay bay deyin artık, öldü çünkü. Gördüğünüz gibi vurduğum hasar belli. Orada alamet de patladı. Çok rahat bir şekilde aldık. Wukong arkadaşlar şımardı biraz. Wukong'a E çekmeye çalışırken Ammu'yu çektim, hemen reyledim. Ammu öldü arkadaşlar. Wukong da artık ölmek üzere. Ama o da kaçtı gördüğünüz üzere. Sıkıntı yok, güzel güzel devam. Hemen arkadaşlar şuradan Lulu'yu da çektim. Lulu'yu da artık diğer dünyaya doğru yönlendirelim. O da base'e doğru gidiyor. Hemen devam ediyorum. Allu'yu işaretliyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü çok güçlüyüm şu an. Hemen güzel R'ye attı bizim çocuk. Evet onu da kestik, hop onu da kestik. Gördüğünüz gibi oyunda skor hiçbir önemi yok. Oyuna verdiğimiz baskıyı görüyorsunuz. Ben hemen base atacağım. Çünkü Twitch gelip beni kesebilir. Ne kadar skorunuz kötü olsa bile oyunu tek başınıza domine edebiliyorsunuz. Hasar tablosunda göreceksiniz zaten. Base attım. Ölümün nasıl bitti. Şimdi ne gidebilirim? Bence bir tane ruh gömleği alalım. Ammu var karşıda. Hem de can çalmanızı arttırır. Şimdi nereye gidiyorum? Tapta bize farm geliyor. Bakın kimse yine oraya çıkmıyor. Görüyor musunuz? Buraya gitmemiz lazım. Koşuyoruz. Evet arkadaşlar bizim wave gitti. Orayı ittiriyorlar şu an. O farm'a gidecektim. Ben Blue'u gördüm. Blue'u da Allo'ya lazım olan şeylerden bir tanesi. Wukong çok kastı yalnız ya. Wukong'a niye ölüp duruyorlar? Wukong bir de full AD build Muramana falan alıyor. Garip bir build'i var. Yani o build'i uzun zamandır görmüyordum. Bu yeni mi yapıyorlar bilmiyorum Wukong'un bu build'ini ama Muramanalı değişik bir Wukong build'i var adamda şu an. Gidiyorum bir de. Arkamda zilim var. Ölmem burada. Ammu'yu dojladım arkadaşlar. Ammu'dan da E çektim. Girerse Allah'a emanet. Bakın Dulu bizi darlıyor gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Geldim geldim. Tamam o bu tarafa doğru kaçıyor. Bir E çekelim. Tamam bu maymundan E çektik arkadaşlar. Bayağı slow yiyecek. Alandan çıkınca gördüğünüz gibi neredeyse ölmek üzere ve Tentakil onu rahat bırakmayacak. Hemen yakalayalım maymunu. Flash da kaçtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar E çektiğiniz adam öyle bir yamuluyor ki flash atmaktan başka çaresi yok. Devam ediyorum. Hemen şuradan Lul'dan da bir E çektim. Gördüğünüz üzere Lul da base'de. Şimdi bu tentekiller base'de de rahat bırakmıyor. Bildiğiniz üzere. Hemen bu kuleye de darlayalım. Vur 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 vur. Korkma korkma. Gel tanklıyorum. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar Ammu'dan da gidip E çektim. Ammu'ya bay bay diyebilirsiniz hatta. En az yarım yiyecek. Gördüğünüz gibi yarımdan da fazla. O da base'de. Yapmam gereken tek şey E'ye çekmek. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Giremezler. Flash'ımın 20 saniye kaldı. Artık gelin burayı da alalım. Artık gelin burayı da alalım. Hem Bloom var hem de bolca skill atabiliyorum. Artık buraya girmeleri gerekiyor ama karşı takım ne yazık ki giremiyor. Twitch de şurada. Ammu girdi. Ammu'da neye çektim arkadaşlar? Direkt eriyecek. Kağıt gibi eriyecek. Ve R'ye bastım. Herkes içime girdi gördüğünüz gibi. Evet Allo'yu da böyle bir R'ye basarsanız arkadaşlar. 5 kişi içinizdeyken. Hepsini direkt kesebiliyorsunuz. Penta mı var? Penta de. Hop.
4'te 4. Aa, penta mı çaldı biri? Kim çaldı bu pentayı? Hepsini öldürdük ama gördüğünüz gibi oyunu da direkt bitirdik. Yani gördüğünüz gibi çok rahat oldu. Olayca lig kasabilirsiniz arkadaşlar Allo ile. Ya bu elolarda yenilme imkanım yok. Şahsen siz de dediklerimi yaparsanız, dediğim gibi oynarsanız siz de yenilmezsiniz bu elolarda. Elo şu an gold 3 falan olması lazım. Geliyorum amucuk. Evet, amucuk pantheon'u da çektim arkadaşlar. Şuradan vurmaya devam ediyorum. Lan bizim çocuk ölmesin mi? Bana kalkan bastı. Hop, ben arkadaşlar ultim yok. Maçı bitireceğim. Last hit'te vuruyorum. 50 altında aldım. Hemen hasar tablosuna bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, hesap 6-2 olmuş. Öncelikle görebiliyorsunuz zaten. Hemen bir de hasar tablosuna bakmak istiyorum. Hasar tablosunda da Miss Fortune'un vurduğunun arkadaşlar 6 katı vurmuşuz. Zaten karşı pantheon'da 3 katını vurmuşuz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerini tümünü açıp videoya like atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.